Herkes merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere PlayStation 4 için oyun önerisi yapacağım. Ucuz PlayStation 4 oyunları isminde bir video yapmıştım. Sanırsam 2021'de Mayıs veyahut da Haziran'da yapmış olmam gerekiyor. O video 1000'e yakın falan izlendi. O yüzden yine bu tarzda video yapayım dedim. Önereceğim oyunların arasında çoğunlukla benim oynayıp beğendiğim oyunlar var. İlk olarak Little Nightmares. Uygun fiyatlı olan bir oyun. İndirimlerde falan da çok uygun fiyatlara iniyor. Bir platform oyunu. Şu anda ben de zaten oynuyorum oyunu. 10 saatte falan bitebilecek olan bir oyun aslında. Ya platform oyunlarını seviyorsanız Little Nightmares'ı deneyebilirsiniz. Şu an için benim beğendiğim bir oyun oldu. Inside ve Limbo. Bunlar aynı yapımcının oyunu olduğu için bundle olarak da satılıyorlar. İndirimlerde falan uygun fiyata iniyordu. Ben Limbo'yu oynamıştım aslında. Epic Games Store'da bedava verilmişti. İkisi de platform oyunu zaten. Inside sanırsam 2016 çıkışlı olması gerekiyor. İzlemiştim oyunu. Bayağı bir tuhaf bir oyun aslında Inside. Ama platform oyunlarını seviyorsanız bu Inside ve Limbo'yu da deneyebilirsiniz. Diğer bir oyunsa Sims 4. Eğer ki bu tarzda yaşam simülasyonu oyunlarını seviyorsanız Sims 4'ü deneyebilirsiniz. Ben oyuna herhalde bir 80-90 saat gömmüştüm. Bilgisayarda oynamıştım. PlayStation 4'ü almadım çünkü artık çok da fazla oynayamıyorum. Çünkü Sims 4'ü geçenlerde yine bir denemiştim oynamak için ama sıkıyor. Eğer ki bu tarzda oyunları seviyorsanız Sims 4'ü önerebilirim. Diğer bir oyunsa Metal Gear Solid 5 Phantom Pain'i öneririm aslında. Grand Zeroes ve Phantom Pain bundle olarak satılıyordu. İndirimde de yine uygun fiyata iniyordu. Eğer ki gizlilik oyunlarını seviyorsanız deneyebilirsiniz Metal Gear Solid 5'i. Gizlilik oyunlarını pek sevmediğim için oynamadım ben henüz. Diğer bir oyunsa FIFA 17, 18 ve de 19'un Alexander modunu önereceğim. FIFA'ları sadece Alexander modu olduğu için oynamıştım zaten. Alexander modu bence güzeldi, yolculuk modu. 10 saate yakın sürüyor yolculuk modları. Yani ben beğenmiştim. FIFA'larda zaten uygun fiyatlı olduğu için 3 oyunu da önerdim. Yani zaten oyun çıktıktan birkaç ay sonrasında FIFA'lar ucuzluyor. Şu anda uygun fiyatlı olmuşlardır diye düşünüyorum. O yüzden FIFA seviyorsanız oynayabilirsiniz. Diğer bir oyun ise Watch Dogs 2. Bunu ben oynamıştım aslında PC'de ama bitirmemiştim. İkinci oyun herhalde Watch Dogs serisindeki şu ana kadarki en iyi oyun olabilir. Legion bayağı bir kötüydü. Birinci oyunda çok da sevilmemişti. İki herhalde en çok beğenilen oyun Watch Dogs serisindeki. Yani eğlenceli oyundu aslında. Açık dünyaya sahip. Hackerları kontrol ettiğimiz bir oyun. Hikaye olarak tam nasıldı hikayesi hatırlamıyorum ama 6 yıl olacak herhalde oyun çıkalı neredeyse 2016'da çıkmış olması gerekiyor. Diğer bir oyunsa Resident Evil 4. Bu da uygun fiyatlıdır diye düşünüyorum çünkü Resident Evil 4 2004 çıkışlı herhalde. Çok eski bir oyun ama ben geçen yıl oynamıştım oyunu. Beğendiğim bir oyun oldu. Eğer ki korku oyunlarını seviyorsanız deneyebilirsiniz Resident Evil 4'ü. Oyunda iyi bir hikaye yok ama oynanış olarak güzeldi. Diğer bir uygun fiyatlı oyunsa Need for Speed Payback. Bu da yine 6 yıllık bir oyun. 2016'nın sonunda çıkmıştı. Yarış oyunlarını seviyorsanız deneyebilirsiniz. Ben de oynamak istiyordum ama henüz almadım. Belki oynayacak oyunum kalmadığı zaman alabilirim. Payback'i indirimlerde çok uygun fiyata düştüğünü görüyordum. Journey önereceğim başka bir oyunsa 2 saat falan süren bir oyun. Yürüme simülasyonu aslında oyun. Zaten fiyatı uygundur. 2014'te çıkmış olması gerekiyor. Diğer bir oyunsa herhalde verdiğiniz paraya en çok değecek olan oyunlardan birisi Witcher 3 Wild Hunt. İndirimlerde özellikle çok uygun fiyatlara iniyor. %70'ten fazla indirim alıyor her indirimde. Game of the Year'ını alırsanız oyunun DLC'leri de geliyor. Yani bir 100 saat falan oynarsınız Witcher 3'ü. Hala oynamamışsanız Witcher 3'ü kesinlikle öneririm. Assassin's Creed Syndicate diğer uygun fiyatlı olan başka bir oyunsa 2015 çıkışlı. Yani 7 yıllık oluyor şu anda. Eski bir oyun ama ben de zaten geçen yıl oynamıştım. Beğendiğim bir oyun oldu aslında çünkü 2 karakter vardı oyunda ve diğer Assassin's Creed'lerden biraz farklı denilebilir oynanışa getirdiği yeni yenilikler ile ve 2 karakter olması oyunda hoşuma gitmişti çünkü bazen Eevee ile oynuyorduk bazen ise Jacob'a geçiyorduk. Bir yerden sonrasında zaten seçimi size bırakıyordu hangi karakterle oynamak isterseniz diye ama oyunun ilk başlarında iki karakteri de denetiyordu oyun. Benim hoşuma giden bir Assassin's Creed oldu. Deneyebilirsiniz eğer ki Assassin's Creed oyunlarını seviyorsanız. Hitman 1 diğer bir oyunsa. Gizlilik oyunlarını seviyorsanız Hitman'ı oynayabilirsiniz. Yani gizlilik sevenler Hitman'ları çok beğeniyorlar genellikle ve 3. oyun bu yeni Hitman'ların arasında en çok beğenilen oyun olmuştu. İlk oyunda fena değildir. Ben bir ara deneme sürümünü oynamıştım da çok benlik değildi. Far Cry 3 oyun herhalde 2011'de mi çıkmıştı? Yani eski bir oyun bayağı 11 yıllık olacak şu anda ama Far Cry 3 şu ana kadar oynadığım Far Cry oyunları arasında en çok beğendiğim Far Cry oldu diyebilirim. Karakterleri oyunun çok iyiydi. Oynanış olarak zaten 3. oyunun oynanışıyla yapıyorlar artık bütün Far Cry'ları. Oynanışı güzeldi. Eğer ki Far Cry oyunlarını seviyorsanız deneyebilirsiniz. Oynanışı ile eğlenceli olan oyunlar. Mortal Kombat X eğer ki dövüş oyunlarını seviyorsanız oynayabileceğiniz bir oyun. Tek oynayınca çok da eğlenceli olmuyor. Ben sadece hikaye modunu oynayıp bir
getirmiştim oynayacak başka bir kişi olmadığı için yanımda. Oynayacak başka bir kişi de varsa yanınızda o şekilde çok daha eğlenceli olacaktır Mortal Kombat. Hikaye modundan bahsedecek olsam iyi bir hikaye modu olduğunu söyleyemeyeceğim oyunun ama zaten çoğu kişi başkasıyla oynamak için alıyordur. Hikaye modu için alacak olan çok kişi yoktur herhalde. Assassin's Creed Origins uygun fiyatlara iniyor indirimlerde ve Odyssey falan da uygun fiyatlı şu anda ama Origins daha eski olduğu için o daha uygundur diye düşünüyorum. Hem Origins hem Odyssey'i oynayanların söylediğine göre Odyssey'de daha iyileştirmişler Origins'teki mekanikleri falan. Oynayacak 50-60 saatlik bir oyun arıyorsanız Origins'i oynayabilirsiniz. Bahsettiğim oyunlar PlayStation Hits'te olmayan oyunlardı. Şimdi ise PlayStation Hits'te olan uygun fiyatlı PlayStation eksklusiflerinden bahsedeceğim. Çoğunlukla zaten özel oyunlar PlayStation Hits'te bulunuyor. Şimdi ilk olarak God of War. Tabii ki de oynamayan kalmamıştır herhalde ama eğer ki oynamamışsanız kesinlikle oynayın God of War. Zaten Ragnarok'ta bu yıl çıkacaktı. İki kez bitirdim oyunu. Platinum falan da almıştım zaten oyunda. Oynanış olarak, hikaye olarak ve görselliği de oyunun çok çok iyi. Ve 2018 God of War'da daha önceki God of War'lara göndermeler falan da vardı. Şu ana kadar oynadığım en iyi PlayStation özel oyun diyebilirim PlayStation 4'teki oyunlar arasından. God of War 3 Remastered. Yani ben Remastered'da oynamadım gerçi. Orijinal versiyonunu oynamıştım PlayStation 3'teki versiyonunu. God of War 3 de güzel oyundur. Yani hack and slash oyunlarını seviyorsanız deneyebilirsiniz oyunu. Türkçe dublajı falan da vardı galiba 3. oyunun Remastered'ında ya. Olması gerekiyor çünkü öyle hatırlıyorum. Onun dışında Uncharted Nathan Drake Collection. PlayStation 4'ü olup da Uncharted'ı olmayan yoktur herhalde ama eğer ki oynamamışsanız Uncharted'ları kesinlikle oynayın. Yani ilk 3 oyunun arasından en iyisi bence 2. oyundu. İlk oyun çok da iyi değildir ama yine de oynanılır. Zaten 10 saatlik falan oyunlar ilk 3 oyun. 4. oyun ise 20 saate yakın. Ve Uncharted 4 ve de Uncharted Lost Legacy. Diğer önereceğim oyunlarsa. Eğer ki PlayStation 4'ünüz varsa bütün Uncharted oyunlarını oynayın bence. Zaten Ocak ayının sonunda PC'ye falan da geleceklerdi Lost Legacy ve 4. oyun. Lost Legacy'den bahsedecek olursam da o daha çok bir DLC tarzında. 5 saatte falan bitiyordu herhalde 5-6 saatte. Ana karakter Chloe'ydi. Ama o da fena bir oyun değildi. Diğer bir oyun ise Fallout 4. Bende de var oyun ama henüz oynamadım. RPG oyunlarını seviyorsanız Fallout 4'ü oynayabilirsiniz. Herhalde bir 100 saate yakın gider Fallout 4. Diğer bir oyun ise Doom. Yine bir Bethesda oyunu. Oyun oynanış olarak çok hızlı olduğu için ben oynayamamıştım. Oynanış olarak aslında güzel bir oyundu. Ben 1 saat kadar falan oynadım. Gerçi çok oynayamadım ama çoğu kişinin beğendiği bir oyundu. 2016 Doom. Gran Turismo Sport. Eğer ki yarış oyunlarını seviyorsanız Gran Turismo Sport'u deneyebilirsiniz. PlayStation özel oyun aslında ama henüz oynamadım. Yarış oyunlarını pek sevmediğim için acele etmedim oyunu almak için. Herhalde oyunda bayağı bir araba çeşitliliği falan da vardı. Ki sanırsam motor yarışı da vardı bu oyunda ya. Tam emin değilim ama Wolfenstein The New Order. Eğer ki FPS oyunlarını seviyorsanız deneyebilirsiniz. İlk oyun zaten New Order. Ondan sonrasında ikinci oyunda New Colossus olması gerekiyordu. Zaten 4 tane mi ne Wolfenstein oyunu var yeni oyunlardan. Wolfenstein New Order ve de New Colossus oynamıştım. 5-6 saatte biten oyunlar aslında. Çok uzun süreli oyunlar değiller ama pek de kolay oyunlar değiller bu arada. Zaten zorluk seçemiyordunuz oyunlara başlarken. Horizon Zero Dawn yani ilk başlarda oynanışı eğlenceliydi. Sonradan sıktı. Hikaye olarak bayağı sürükleyici bir hikayesi vardı. Aslında ben de zaten sadece hikayesini merak ettiğim için bitirdim diyebilirim Horizon'ı. 15-20 saat süren bir oyun. Şubat sonunda Forbidden West gelecekti. Yani Zero Dawn benim için ortalama bir oyundu ama deneyebilirsiniz. Bu tarzda açık dünya oyunlarını seviyorsanız. Last of Us Remastered. Yani çok da bir şey söylemeye gerek yok herhalde Last of Us hakkında. Çok fazla konuştum Last of Us hakkında bu kanalda ve oyunun serisini falan da yapmıştım zaten. Yani Remastered versiyonunu 6 kez falan bitirdim. Hikaye olarak çok çok güzel olan bir oyun. Oynanış olarak ikinci oyun daha iyi ilk oyundan ama zaten ilk oyunu herkes hikayesi için beğeniyor. Oynanışını çok da öven yok ama yani şu ana kadar oynadığım en iyi oyun diyebilirim Last of Us için. Zaten bu arada remake dedikoduları vardı 2021'in başında. Bu yıl çıkacağı söyleniliyor remake versiyonunun. Yani eğer ki PlayStation 4'e gelirse ve güzel çalışırsa PlayStation 4'te bir deneyebilirim. Zaten remake'i PC'ye çıkartmak için yapıyorlardır Last of Us'ı ama neyse. Şu an için resmi bir açıklama da gelmedi bu arada. Bir trailer falan görmedik ama eğer ki bir trailer falan gelirse ben videosunu yaparım. Bloodborne önereceğim başka bir oyunsa. Eğer ki Souls oyunlarını seviyorsanız Bloodborne'u deneyebilirsiniz. Ben de zaten Souls'lara Bloodborne ile başlamıştım. Alışana kadar bir 15-20 saat falan oynamanız gerekir herhalde oyunu. Alışması uzun zaman alıyor. Ama alıştıktan sonrasında oyunu çok beğeneceğinizi söyleyebilirim eğer ki katlanabilirseniz zor oyunlara. Boss tasarımları, oynanışı ve oyunun vuruş hissi falan çok iyiydi. Nioh, bu da yine bir Souls türünde olan bir oyun.
Ninja Theory yapmıştı herhalde. Nayahu tam emin değilim ondan ama zor oyunları seviyorsanız Nayahu da deneyebilirsiniz. PlayStation Hits'te olan bir oyun zaten. Samuray temalı bir Souls oyunuydu. Nayahu ben henüz oynamadım. Until Dawn şu an için hala PlayStation özel aslında. 2015'in sonunda çıkmıştı. Supermassive Games'in yaptığı bir oyun. Supermassive Games ismini bu oyunla duyurmuştu ama şu Dark Pictures Anthology oyunlarında çok da konuşulan oyunlar değiller. Herhalde kimse umursamıyor o oyunları artık. Ama Until Dawn'ı eğer ki oynamamışsanız deneyebilirsiniz. 10 saat süren bir jumpscare'lı bir korku oyunu. Resident Evil 7 yine bir korku oyunu ve bende de var oynama henüz oynamadım. FPS kamera açısına sahip ilk Resident Evil olması gerekiyor 7. oyun. Yani çok korkunçtu, izlemiştim ilk çıktığında 2017'nin Ocak ayında çıkmıştı. Korku oyunlarını seviyorsanız deneyebilirsiniz. En çok korkutan korku oyunlarından birisidir herhalde Resident Evil 7. Ratchet & Clank 10 saat falan süren bir oyun. Ratchet'ın türü de herhalde aksiyon macera türünde denilebilir. Türkçe dublajı falan da vardı oyunun. Yani eğlenceli oyundu aslında ve gitgide zorlaşıyordu bu arada oyunun zorluğu. İlk başlarda çok zor değilken son boss falan bayağı bir zorlamıştı. Eğlenceli oyundu Ratchet & Clank. Eğer ki oynamamışsanız oynayabilirsiniz. Zaten ücretsiz de verilmişti. Infamous Second Son PlayStation 4'ün çıkış oyunlarından birisi. Bu da eğlenceli oyundu aslında. Oyun çıkalı 8 yıl falan olacak. O yüzden şu zamanda oynayınca çok da iyi olmayabilir ama yine de deneyebilirsiniz eğer ki uygun fiyatlı bir oyun arıyorsanız. Rayman Origins bir platform oyunu. Eğer ki platform oyunlarını seviyorsanız deneyebilirsiniz. Rayman oyunlarını Ubisoft geliştiriyordu diye hatırlıyorum. Denemiştim gerçi PlayStation 3'te oynamayı ama çok da benlik değil platform oyunları. Assassin's Creed 4 Black Flag geçen yıl oynamıştım Mart ayında. 15-20 saat süren bir oyun 13 bölümden oluşuyordu. Assassin's Creed 4 oyunun teması korsancılık temasında zaten. Oynanışı, hikayesi ve oyunun teması benim hoşuma gitmişti. Oynadığım en iyi Assassin's Creed'lerden birisi olduğunu söyleyebilirim Assassin's Creed 4'ün. Valla güzel oyundu. Bence oynamadıysanız oynayabilirsiniz. Yakuza Zero. Bu oyunu oynamıştım ama pek de katlanamadım Japon oyunlarını sevmediğim için. Eğer ki Japon oyunlarını seviyorsanız Yakuza Zero'yu deneyebilirsiniz. Oyunun ara sahneleri çok uzundu bu arada. 15-20 dakika falan sinematik izlediğim zamanlar olmuştu bu oyunda. O yüzden bayağı bir sıktığı da oluyordu oyunun. Ve son oyuna geldim. Bu arada son oyunda Batman Arkham Knight. Arkham Knight'ı ben oynamadım. Rocksteady'nin geliştirdiği 4 tane Batman olmuştu herhalde. Batman Arkham Asylum ve de City'yi oynamıştım. Origins ve Arkham Knight'ı oynamadım. En çok beğenilen Batman'lerden birisiydi. Oyunda Batmobile falan da vardı herhalde. Batman oyunlarının oynanışı çok oturaklıdır. Zaten Spider-Man'in oynanışıyla aynı oynanışa sahipler. Oynanış olarak tatmin ediyor oynanışı ve vuruş hissi oyunun ama sürekli adam dövdüğünüz oyunlar olduğu için beni sıkmıştı bir süreden sonra Batman'ler ama uygun fiyatlı oyun arıyorsanız oynayabilecek bir oyun. 37 tane falan oyun önermiş oldum. Video eğer ki hoşunuza gittiyse videoyu beğenebilirsiniz. Daha fazla bu tarzda video görmek istiyorsanız da kanala eğer ki abone değilseniz abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.